Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sibel Silici başarılı çalışmalara imza attı. Silici bilimsel çalışmalarını sağlık ürünlerine dönüştürdü. Ayrıca bu ürünler bazı hastalıkların tedavisinde destek olarak kullanılmaya başladı. Akademisyen Silici en etkili bilim insanları listesine de girerek çalışmalarını taçlandırdı. Merhaba, Profesör Doktor Sibel Silici ben. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Bu liste Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu, dünya çapında yapmış olduğu bir araştırmaya göre ilk %2'lik dilime giren, tabii ki bilimsel çalışmalarıyla ön planda olan öğretim üyeleri için yapılmış bir listedir. Aslında 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi mezunuyum ve o yıldan itibaren akademisyenliğe adım attım. Her zaman şunu savunuyorum, insanların sevdiği işi yapması gerçekten çok önemli. Ben akademisyenliği çok sevdiğim için bu yolda çok çalıştım, çok çabaladım ve elimden geldiği kadar iyi şeyler üretmeye çalıştım. Yaptığımız araştırmalar tabii ki uluslararası boyutta büyük değer kazandı. Önemli dergilerde yayınlandı ve diğer önemli dergilerden atıflar yapıldı. Öyle olunca biz de dünyanın önemli bilim insanları arasına girmiş olduk. Aslında şöyle tarif edebilirim, sadece bunlar bilimsel çalışmalar değil. Ben 40 yaşında profesör olan genç profesörlerden biriyim. Ve bu yılda Amerika'ya gittiğimde Amerika'daki üniversite rektörüyle konuşurken bana demişti ki çok başarılısınız, tebrik ederim. Ancak ürününüz yok mu? Yani bu başarılarınızı halkın, insanların kullanımına sunabileceğiniz faydalı ürünleriniz yok mu demişti. O yıllarda bizim için uzak bir düşünceydi bu. Ama ben Amerika'dan döner dönmez ilk bunu faaliyete geçirdim. Çünkü yaptığımız bu uluslararası çalışmaları özellikle İngilizce bilmeyenler okuyamıyordu ve bu çalışmalar daha çok dünyanın işine yarıyordu. Biz kendi ülkemiz için, kendi insanlarımız için bir şeyler yapmalıydık. İşte ben bu bilimsel çalışmaları ürünlere dönüştürdüm, sağlık ürünlerine dönüştürdüm. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için, çeşitli hastalıkların tedavisine destek olması için ürünler geliştirdik. Ve bu geliştirdiğimiz ürünlerin her birinin arkasında çok sayıda çalışma var ve bu çalışmaları yine uluslararası yayın yaptık. Yani biz sadece uluslararası yayın yapmakla kalmadık. Aynı zamanda bu başarıları, bu araştırma sonuçlarını ürüne dönüştürdük ve insanlarımızın kullanması için, sağlığına destek olması için, faydalı olabilmesi için teknolojik, biyoteknolojik yöntemler kullandığımız, tamamen saf ve kalıntılardan uzak doğal ürünler elde ettik. Onlara da insanlar ulaşıyorlar ve o konuda da çok müsterihim. Böylelikle başarılarım aynı zamanda insanlardan gelen dualarla taçlanmış oluyor. Evet, bu ürünler aslında ilk başta biz benim de ana çalışma alanım olan arı ürünlerinin biyoteknolojisiyle başladık. Genellikle bunlar arı ürünleri ama bunların hepsi biyoteknolojik işlemlerden geçmiş ürünler. Örneğin zeytinyağı bazlı propolis ürünümüzü geliştirdik ki dünyada bile hep alkolle hazırlanıyordu bu ürünler. Etil alkol, propilen glikol gibi kimi zaman tehlikeli kimyasalların kullandığı ürünler oluyordu. Biz bunu ülkemizde de biliyorsunuz zeytinyağı çok önemli bir üretim. Soğuk sıkım, erken ısıt ve değeri çok yüksek zeytinyağıyla bir araya getirdik ve çok değerli bir ürün elde ettik. Böylelikle hem katkı maddesi, kimyasal ya da koruyucu kullanılmayan her iki hem çözücüsü hem kendisi mükemmel etki sağlayan bir ürün geliştirdik örneğin. Onun dışında diğer ürünleri örneğin yine antioksidan aktivitesinden faydalanmak için ve onların oksidasyonunu önlemek için kapsüller haline getirdik. Beraberinde ağız spreyleri yaptık diş hastalıklarında, özellikle faranjitte, çocukların anaokulunda, okulda biliyorsunuz çok sık karşılaşıyorlar bu tür problemlerle, enfeksiyon problemiyle. Onlar için bu ürünleri geliştirdik ve sonuçta hepsi sağlık ürünü, sağlığımıza destek ürünler ya da tedavi görüyorsak o tedaviye destek olacak ürünler. Çok başarılı ürünler tabii ki. Demin söylediğim gibi gerek doz çalışmaları olsun, gerek yan etkileri her konuda, gebelerde kullanımına kadar her konuda, her bir ürünün arkasında uluslararası yayınlanmış çok değerli çalışmalar var.
Bu listeye girmemle alakalı aslında önemli, özellikle genç akademisyenlere, akademisyen olmak isteyenlere iki önemli önerim olur. Bir tanesi gerçekten bu listelere girmek ya da bir yerlerde anılmak için değil, sevdikleri için, merak ettikleri için ve ülkemiz adına iyi çalışmalar yapmak için bunu yapmalılar. Ödüller zaten peşi sıra geliyor. Önemli olan burada bu yola baş koymak. İkincisi ise sadece bilimsel çalışmalar yapmak, ben anladım ki artık yeterli değil. Bunları ürüne dönüştürdüğünüz zaman, insanların faydasına dönüştürdüğünüz zaman çok daha fazla anlam kazanıyor. Bu noktada ben hem başarılı bir akademisyen hem de bu başarılarla elde ettikleri bilgileri ürünlere yansıtarak insanlar tarafından faydalı olmasını sağlayan bir kadın girişimci olarak da büyük memnuniyet duyuyorum.